Ağam seni ben bırakacağım diye verince gelin hanım yüzü böyle bembeyaz oldu. Bak ama haksız mı? Gökhan gidip sırtlanıp getirmese geleceği yoktu. Devrilip kalacaktı karının evinde. Bırakır mı onu bari orada be? Baktı gelmiyor, o da gitti zahir. Ama yok, kendileri aradı. Gelin abla telefon gelince çıktı gitti. Kendiliğinden gitmedi. Ben telefona uyandım. Üf, durun be durun, bir sırasıyla anlat ha. Canım işte ağam karıyı götürdü, bizimki de dikildi pencereye. Belki işleri bitti, şüphe çekmesin diye çağırdılar Bahar'ı. Aa yok, tahmin etmem. Ağam o kadar ciğersiz değildir. Peki gitmesiyle telefonun gelmesine ne kadar var arada? 12'de falan gittiler. Telefon geldiğinde bilmem ki saat kaçtı. Hiç bakmadım. Şişt, git Gökhan'a sor, kaç dağılmışlar ağama. Ne o? Gene afiyelik peşindesiniz bakıyorum. Size ne? Kaç dağılmış dağılmış. Ben biliyorum. 2'de aldı. Geldi Bekir'e söyledi döndüklerinde. Kabus falan mı bu? Aman büyük espri. Manyak mısın sen ya? Az kalsın böyle uyanacaktın Seymen Bey. Ramak kalmıştı. Neler saçmalıyorsun sen? Vallahi tam zamanında geldik. Yoksa namus elden gidiyordu. Ciddi ol bari. Ben buraya nasıl geldim? Bak düzgün anlat, fena yaparım seni. Canım bir şey yok. Sen Ayşemeli'nin yatağına girmişsin, uyuyordun. O da dişlerini fırçalamış, geceliğini giymiş, hoş bir parfüm sürmüş. Tam yanına yatmaya hazırlanıyordu ki ben kapıyı çaldım. Girip Gökhan'la seni kaptığımız gibi eve getirdik. Çıkarken de gecenin hatırası olarak bu gözlüğü yürüttüm. Ben kanepede uyuyakaldım. Yalan söyleme. Ay yataktaydın diyorum. Kız daha rahat et diye oraya taşımış herhalde seni. Kötü kalpli fesat sıpa, gel buraya. Çıkar şu gözlüğü. Sinirimi oynatma. Zaten başım dönüyor. Fatma bari kurban olsun sana. Beter ol. Günaydın. Günaydın. Gel bakayım yanıma. Ne o? Bir merhaba bile demedin akşam. Ya partinin ortasına dalmak istemedim. Üstüm başım da kötüydü. Çok da uykum vardı. Canım yabancı kimse yoktu ki. Neden çarşambadan geldin öyle? Bu hafta dersler çok hafif. Haftaya da sınavlarım var. Ya burada çalışayım dedim. Orada kafam dağılıyor. İşine geldiği zaman orada kafan dağılıyor. İşine gelmeyince burada dağılıyor. Anlamadım ben bu işi. Ay anne gideyim istersen. Rahatsız ettim galiba. Sus. Üste çıkma bir de. Kuş beyninle beni mi uyutacaksın? Ne oldu? Anlat bakayım. Canını sıkan bir şey mi oldu İstanbul'da? Oo Zeynep Hanım. 2 gündür özlemiştik vallahi. Neyi ettin de geldin? Niye geldin bugünden? Ay anlaşıldı. Gelmem kimseyi memnun etmedi. Gelecek hafta sonu gelmem. Telafi ederiz. Bu hafta idare edin. Aa fırçamı yiyordun. Ben engel olmayayım. Siz devam edin. Bir numara var ama konuşturamadım. Bana bir çay versene Ayrı'ya. Sümbül anne, iznin olursa ben Haydar'la Bağ evine inşaata gideceğim. Git tabii. Oturacak olan sensin. Ustaları boş bırakma. Sık sık dolaş. Gör artık. Triplex villa yaptırır. Bütçesi belli. Bekir idare eder onu. Günaydın. Zeynep. Sen neden? Ay 3. baskı olacak. Ben geliş gerekçemi bir kağıda yazıp girişe asayım bari. Kızım manyak manyak konuşmasana abinle. Adam gibi cevap versene ha. Gebertmeyeyim. Ya bırak ya, ders çalışacağım. Haftaya sınavlarım var. Burada daha rahat çalışırım diye geldim. Ama geri döneceğim böyle giderse. Ya Bahar yeter artık. Bak çocuk korktu, ver şunu bana. Bu ne şimdi böyle Bahar? Espri yapıyor işte aklı sıra.
Bir çay rica edeceğim Hayri Yücüğüm. Hadi oturun hadi. Aa, Lale nerede? İşe gitmeyecekmiş. Hasta mı? Babasını hasta. Çok kızdı kızcağız tabii, haklı. Dünkü halini görseydiniz bayılacak sandım. Ya ben de bugün işe gitmeyeceğim. Kafam kazan gibi. Belki öğleden sonra gelirim. Seyhan, Süleyman Bey'i ara da yarın bekliyoruz de. Gelsinler, ne yapacaklarsa yapsınlar, ruhsatı bir an önce alalım. Tamam abi. Günaydın. Günaydın. Bu ne surat? Ne oldu akşam? Bir şey yok Yaman'cığım. Seymen Bey'in Bahar'a ne kadar aşık olduğunu dinledim bir süre. Sonra kendileri kanepemde sızdılar. Ve ben de Bahar'ı aradım. Bir bodyguard da geldi, ağasını aldı gitti. Hadi ya. Seni eğlendirdiğime memnun oldum. Kusura bakma ama bu çok sinir. Dur, ben sana bir kahve vereyim. Bilgi bu kadar. Daha derinlemesine bir şey yok. Boşuna bana iyi davranma. Aşk olsun kuzen ya. Benim sana anlatacaklarım vardır belki. Ben çalışacağım. Beni meşgul etme. Dilara benden ayrılmak istediğini ve artık konağa gelmemi istemediğini söyledi. Aa, kahveni ver sonra karşıma otur çabuk. Ben seni meşgul etmeyeyim çalışacaksan. Yaman. Baban cebinden ulaşamadım diyor. Al. Günaydın babacığım. Biraz üşütmüşüm. Yok gelmiyorum. Yok yok merak etme. Tamam. İyi günler sana da. Yavrum, babanın denetim meselesi yüzünden işten falan ayrılmayı düşünmüyorsun herhalde. Bilmiyorum Sümbül anne. Ya çok kızgınım. Şimdi gidersen bir tatsızlık çıkar. Boş ver, takma kafanı. Bilmiyormuş ki mahkemeyi. Sen de söyleseydin keşke. Ne yapsın kız? Bu sefer bir sürü soru soracaklar diye söylememiştir. Evet, ne söylenir ne söylenmez. Bir anlasam zaten. Ben bu kadar yıllık kızlarıyım, hala anlamadım. Boş ver Lale abla. Ne?